...stüdyoda konumuz Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk, yönümüze. hoş bulduk. Evet, önce yaşananlardan bahsedelim isterseniz. Yıllar yıllar sonra sokaklarda insanlar yine 22 ölü olayı var. Ne yazık ki 22 insan öldü. Asker sokakta 6 ilde yasak var, sokağa çıkma yasağı. Evet. Nasıl okumamız gerekiyor? Kere Kobani ile mesela çözüm sürecinin ne ilgisi var sorusu ortaya Tabii atılıyor. Ama bu doğru bir soru değil. Bugün CHP Genel Başkanının açıklamasında da bu belli. Kobane'deki insanlar bizim vatandaşlarımızın akrabaları, çok yakınları kısımları. Dolayısıyla orada olanlar Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendirir. Mesela bugün yaptığı basın toplantısı Selahattin Demirtaş bunun altını çizdi. Dedi ki başbakan ya da dışişleri bakanı Suriye'yle ne ilginiz var? Suriye'deki meselelerin niçin bu kadar içine giriyorsunuz dediklerinde onlara şu cevabı vermişti. Suriye bizim iç meselemiz. Peki Suriye sizin iç meseleniz de Kobane gibi bir mesele evet. ki bizim Kürtlerle yani bizim vatandaşlarımız olan Kürtlerle çok yakından ilişkili olan bir mesele sizin meseleniz değil mi? Dolayısıyla bunu isterseniz ilişkilendirin, isterseniz ilişkilendirmeyin. Siz ilişkilendirmeyin ama bu sizin iradenize bağlı değil. Çünkü barış süreci nedir? diye baktığımızda barış süreci bir uzlaşma ihtiyacından doğan bir ortak kader çizme sürecidir. Evet. Yani deniliyor ki Türkiye Cumhuriyeti bizim de devletimiz. Biz artık ortak bir kader için birlikte bir müşterek istikbale doğru yürüyeceğiz. El ele yürüyeceğiz. Ama o zaman birbirimizin samimiyetinden emin olmamız lazım. Birbirimize güvenmemiz lazım. Şimdi Kobane gibi bizim Kürtlerimizi çok yakından ilgilendiren bir meseleye biz sadece seyirci kalırsak o zaman işte o barış sürecindeki samimiyet ortadan kalkıyor. Bir de ee, daha anlayışlı davranması lazım yetkililerin. Hani işte sonuna kadar eylemlere ezeceğiz, kıracağız, vuracağız, döküleceğiz. Hayır. Daha anlayışlı davranmak Peki, lazım. Peki insanların sokağa çıkma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani i̇nsanlar, e, ortalığı hı. yakıp yıkan, birbirini öldüren insanlar da var sokaklarda şu Ama kim bunlar anda? tabii. Şimdi kim bunlar sorusunu sormamız lazım. Burada HDP'nin çağrısı vurun, kırın, dökün, yıkın değil ama hı hı. tabii ki maalesef ...bir sürü protesto eylemi... ...çığırından Çıkıyor. çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Bu da çıkmıştır. Ama burada elbette ki... ...protesto hakkını kullanabilir HDP'liler... ...ve HDP'li gençlik de... ...kullanabilir. Ve siz mesela... ...eğer IŞİD terör örgütünü... ...müzakere yaptığınız bir PKK ile ...eşdeğer gibi sunarsanız... ...o zaman şunu söylerler... E ...niye oturup masaya... ...Öcalan'la konuşuyorsun? Hı hı. E şimdi buralardaki... ...çelişkiler işin çığırından çıkmasına yol açıyor. Şimdi ne biliyor Kürt insanı? Şunu biliyor. O veyahut o korbanedeki akrabaları yoluyla şunu biliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti işte 2000 tır kendileri de ifade ettiler. O meşhur görüşmelerde dışlarından sızan görüşmelerde evet. ortaya çıktı. 2000 tır dolusu silah gitmiş Suriye'ye. Bunların mutlaka bir bölümü işte El Nusra'nın El Kaide'nin ve zaten onun türevi olan IŞİD'in eline geçmiş. E sen şimdi 2000 tır dolusunu bir Suriye esatı devirmek için gönderebiliyorsun. Evet. Onu diyor ki Selahattin Demirtaş hangi hukuka göre onları gönderdiyse işte aynı hukuk buraya da uygulansın. Ve IŞİD terör örgütünün tehdide altında olan o Kürtler, e, şimdi o Kürtler nedir, kimdir o Kürtler? Bizim Kürtlerimizin arkadaşlar, yani akrabaları. akrabaları. ...ve neyle karşı karşıya... ...biz IŞİD'in zulmünü biliyoruz... Diyor. ...bu normal bir işgal gibi de değil... E, ...orada ırza geçme oluyor... ...orada kafa kesme oluyor... ...kadınlara baskı ve zulüm oluyor... E, ...bir sürü cinayet işleniyor... ...sen sadece insanlık... ...açısından bile baksan... ...bu mesele yardıma gitmeniz lazım... ...şimdi siz Esad'ı koyuyorsunuz... ...hedefinize ve işte Esad'ın... ...yaptığı zulüm ki zulüm... ...o gözünüze batıyor... Ama nedense IŞİD'in yaptığı zulüm o derecede hı hı. gözünüze bakmıyor. İşte halk, hani çözüm süreciyle Kobane'nin ne ilişkisi var? İşte siz duygusal bağları kopartıyorsunuz. Evet. Bu şekilde mesafeli bakışınızla ha, ne yapabilir? Şimdi bu kolay bir çözüm değil. Mutlaka. Ben e, şimdi şunu düşünebilir, yani PYD nereden bakarsanız bakın PKK'nın uzantısı. Tabii ki PKK Türkiye bir, için çok karmaşık, karmaşık. bir durum aslında. Ortada. PKK tabii ki terör örgütü. Ama siz şimdi e, girmişsiniz artık bir yola. Evet. Artık bu yolu sürdürmek zorundasınız. Hani bir adım at ondan sonra iki adım geri at bir adım at. Bu onu kaldırmaz. Sizin gayri samimi bir tavır içinde olduğunuz anlaşılınca ki öyle. Evet. Bu bir öfke patlaması yaşandı ve onlar sokağa çıktı. Bakın o insanlar o gençler sokağa çıktı ama onun karşısına e, eski uygulamaları bu derin devletin bir yanda Hizbullah la evet la bağlantılı adı Hizbullah olmasa bile insanları çıkarıyorlar. Bir yanda ülkücü kimliği taşıyan, öyle görünen milliyetçi insanları çıkarıyorlar. Hı hı. Bir yanda korucular çıkabiliyor. Bu şekilde e, bir çatışma ortamı yaratılıyor. Orada sadece polisle o insanların çatışması söz konusu değil Tabii. ki insanlar sivil herkes bazı, birbirine girdi. Kimseyi ayırmadan zaten şu an bir takım silahlı siviller saldırıyor öbür e, PKK'nın yandaşı gibi görülen evet. insanlara. Şimdi biz bunları çok yaşadık. Bakın 12 Eylül öncesine hep atıfta yap, atıfta bulunmakta fayda var. 12 Eylül öncesi işte bu komünizm tehlikesi o bu. İşte o ülkücüler, sağcılar, solcular Çok, çatışması farklı şekilde. ve Alevi-Sünni çatışması. Bakın Kahramanmaraş'ta 1978'de o müthiş olaylar oldu. Çok elim hatırlamak, e, istemediğimiz, e, hatırlamak olaylar. istemediğimiz ölümler. E, ondan sonra 13 yılda sıkı yönetim ilan etti. Ecevit ilan etti. Tabii ki arzu etmiyordu ama o kadar bir anarşik ortamda olmuştu ki bunu engellemek üzere. Fakat ne bu şey işe yaradı yani Sünni'yi Alevi'ye karşı kullanmak işte Ülkücü'yü e, Solcu'ya karşı Komünist'e, Mao'cu'ya her neyse TKP'li'ye karşı kullanmak bu olayları durdurmadı eylemleri durdurmadı aksine yaygınlaşmasına yol açtı. Yaygınlaştı anarşi daha da genişledi sıkı yönetim il, ilan edilen illerin sayısı arttı ve adım 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 12 Eylül darbesine gelindi. Çünkü Allah korusun. Şimdi Bakın, de zaten çok şey konuşuluyor yani. Her şey konuşuluyor şu sıralarda Askere elinizi verdiniz mi kolunuzu kaptırırsınız. Bunu bilin. Şimdi ben bu gece çıkma yasağını duyunca aman Allah dedim. inşallah olağanüstü hal arkasından da sık yönetim evet. gelmesin. Evet. Çünkü bunlar darbeye döşenen kilometre taşlarıdır. Mesela ben 1978'de sık yönetimi memnuniyetle karşılamıştım. Neden bir tecrübem yoktu? Ben evet. zannettim ki bu terör anarşi ortadan kalkacak. O memlekete huzur, sükunet gelecek. Ama Demirel'in 12 Eylül'de sorduğunu unutmayın. Dedi ki 11 Eylül 12 13 Eylül'de akan kon durdu. Nasıl durdu? 11 Eylül'de akıyordu da niye 11 Eylül'de durmadı da 13 Eylül'de durdu? Yani bir takım hepsi biliniyor fakat hani ordu e, yönetimi devralınca. Evet. Ve onun darbenin şartlarını hazırlamaya çalışıyor. Taşlarını döşemeye çalışıyor. Çok yanlış bir şeydir. Yani uzlaşma, uzlaşma, uzlaşma. Yani bu yoldan sapılmaması gerekir. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezkere... Kobani için sadece olmalı şeklindeki açıklamasını nasıl buluyorsunuz? Tezkere de biliyorsunuz büyük olaylarla geçti aslında. Evet. Ve e, geçmesin diyenler de suçlandı, geçsin diyenler de suçlandı. Bu çok geniş yetki verdiği için şüphe uyandırıyor. E, böyle bir tezkere aslında verilebilir hükümete güven duyulsa. E, şöyle düşünülebilir. Hakkıyla kullanacak, gerektiğinde kullanır. Bu tezkereyi istismar etmez ama... Hı hı ülkede o kadar büyük bir gerginlik, öyle bir kutuplaşma ee, henüz işte yolsuzluğun hesabını vermemiş bir tabii, hükümet, tabii. sanki şöyle sandıkta bir endişeden ama sandıkta temizlemez, şöyle bir endişe taşıyor insan. Ya memleketi yakar bu insanlar, bu yolsuzluklar e, deşelenmesin, üzerine gidilmesin hı hı. diye öyle bir endişe taşındığı için ve böyle de bir kutuplaşma olduğu için bu e, tezkere... İnsanda güvensizlik hissi uyandırıyor. İster misiniz savaşa girelim hurra diye. Çünkü gerektiğinde bu silahı bile kullanabilir. Hani gibi geliyor bir kesim insana geliyor. Evet. evet. evet belki bir kesime gelmiyor yüzde elliye ama yüzde elliye geliyor. Dolayısıyla şimdi hükümetin attığı her adıma kuşkuyla yaklaşan bir kesim olduğu için bu kadar büyük bir kutuplaşma yaşandığından dolayı o zaman barış süreci de veyahut başka süreçler de başarıyla neticelenemiyor. Evet. Çünkü bir düşünce etrafında veya kendi icraatı etrafında bir konsensüs sağlamaktan uzak hükümet. Şimdi Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Tamam bu tezkere Kobane ile sınırlı çıksın. İşitle mücadele için biz bu silahları yani gerekirse silahı da verelim. Evet. Biz de girelim. Bence çok doğru bakış açısı. Zaten tezkereye evet. karşı kaygıları da hep bu yönlüydü. Benim hep anlattığım, anlattığım şekildeydi. Evet, hep sizin anlattığım ama şekildi. eğer mesele Kobane'deki insanları, Kürtleri yani bizim yurttaşlarımızın kardeşlerini, akrabalarını korumaksa ki öyle olması lazım. Evet. IŞİD'e karşı biz tarafsız duramayız. O zaman bununla sınırlı bir tezkere çıkarılsın. Şimdi bakın tabii şöyle bir risk var. Biz bu şekilde angaje olduğumuz takdirde maalesef zaten e, işitin hedefindeyiz. Tabii. İşte burada uyuyan hücrelerden söz ediliyor. Tabii. Yurt daha hep da, uyarılar var. Daha da hedefinde oluruz ama unutmayalım bakın Pakistan'ın Afganistan savaşından sonra düştüğü işte Peşaver bölgesinde evet. Taliban'ın yapılanması kurtularamadı paçasını. Biz evet. baştan itibaren bu Suriye meselesine angaja olurken uyardık. El Nusra'ya dikkat edin. Buradaki radikal unsurlara dikkat edin. Türkiye'nin işte Antakya'sı veya oradaki e, komşu sınır e, bölgelerimiz bir peşavere dönmesin diye maalesef yani şimdi bu Kobane belki kurtulur. İnşallah kurtulur. Hı hı. Ama her halükarda orada bir işit yapılanması, dehşet örgütü geldi bizim sınırlarımızda. Dayandı. Ve Tayyip Erdoğan tam ters düşünüyor. Diyor ki bu diyor Suriye'de Esad gitmediği için oluştu diyor. Ve böyle bir şartı var Türkiye'nin Esad için hareket Esad edelim Esad için şeklinde. hareket edelim diyor. Bir de şeye bağlıyor yani bu aslında Esad gitse bugün o ortaya çıkan boşlukta IŞİD daha da gelişebilir. Radikal örgütler daha da kök salabilir. Evet. Aslında maalesef IŞİD gibi örgütler, El Nusra gibi örgütler bölgede bu Arap Baharı'nın bir sonucu. Önce e, Saddam Hüseyin devrildi. Kötü bir diktatördü. E ne yapalım? Yani iyi diktatörün iyisi olmaz. Sonra Esad devrilmek istendi. O da kolay devrilecek zannedildi ama başarılamadı. Evet. Çünkü orada zannedildiği kadar Müslüman kardeşler geniş bir e, tabana yayılmıyor. Orada çok e, sayıda gayrimüslim var. E, Esad'ı bir istikrar insuru olarak görüyorlar. Evet, evet. E, onu ortadan kaldıramadı. Şimdi aslında keşke Esad eskisi gibi yani Suriye'nin hakimi olsaydı Hı -hı. orada ne işit doğabilirdi ne başka bir örgüt doğabilirdi. Bugün Esad devrildiği takdirde Amerika bunu gördüğü için Batı bunu gördüğü için bu kadar aman da Esad devrilsin diye çaba içinde değil. Çünkü orada ortaya çıkan bir boşluktan dolayı Tam tersine IŞİD bence Evet. o istikrarsızlık ortamında daha da gelişebiliyor. E şimdi zaten kimse Esad'dan vazgeçmek istemiyor. Evet. Aynen sizin dediğiniz gibi orada bir belki de tutucu daha fazla büyümemesini sağlayıcı etken olarak ben, görüyorlar. Ben şahsen öyle görüyorum. Bir yandan da Esad da bu kısma hiç karışmıyor yalnız farkındaysanız bıraktı. E tabii o girmiyor. O kendisine... Yani sanki ne yaparlarsa yapsınlar noktasında. E tabii onlar birbirini yiyor. Netice itibariyle bir yerde bir PYD var. Ö, onunla rakip olan bir ışıt var. Orada toprak almaya çalışıyor. Türkiye'de ne yaparsa yapsın On... zaten bize karşı evet. herhalde. E, Türkiye'nin de aleyhine oluyor bu gelişmeler. Ondan dolayı da memnun. Hı hı. Halbuki mesela keşke ben diyorum bu kadar büyük bir can düşmanı haline gelmeseydik Esat'la. E şimdi bu makul bir şey mi? Tabii ki karşı olacaksınız. Tabii ki mesela Mısır'da da karşı olacaksınız. Yani Sisi'ye karşı olacaksınız. Hı hı. Ben bunu kabul ediyorum. Suriye'de de tabii ki madem ki bütün zaten Batı da Esad'ın devrilmesini istedi ama siz pragmatik davranacaksınız. Konjonktüre göre dış politikanızı ayarlayacaksınız. E, baktınız ki bu Esad gidici değil ve Esad'ın gidici olmamasından dolayı bu iç savaş dolayısıyla boşalan yerlere Türkiye için daha tehdit arz eden örgütler yerleşiyor. Ona göre tavrınızı yeni baştan belirleyeceksiniz. Peki bu saat itibariyle, şimdi güvenlikli bölge tartışılıyor Hı -hı. E, yurt dışında. Amerika biraz e, Karşı. çekinceli, evet karşıda Hı -hı. diyebiliriz ama Fransa ile İngiltere olabilir Hı -hı. E, notunu düştüler. Olabilir mi? Türkiye'nin bir de Suriye'den gelenleri var biliyorsunuz. Artık 2 milyona yaklaştı bu son olaylarla beraber de kapıları açınca. Güvenlikli bölge mümkün mü böyle bir ortamda ve de Türkiye'nin çıkışı o güvenlikli bölgeye Amerika bölge mi? NATO razı olmadığı takdirde mümkün değil yani şimdi İngiltere'nin uluslararası politikada veya Fransa'nın uluslararası politikada çok büyük bir ağırlığı yok siz bir güvenli bölge yaparsanız o yani uçuşlara da kapalı bir bölge Tabii. olacak. O Suriye'ye karşı bir bölge oluşmuş oluyor. Orada da aynı zamanda Suriye ile savaşacak olan yani merkezi yönetimle savaşacak olan kişileri eğiteceksiniz. Yani bu riskli bir şey bilmiyorum. Rusya buna karşı tavır alacak. İran ne düşünecek? Suriye. Mutlaka alacaklar. Şimdi zaten. bizim Mutlaka meselemiz, öncelikli meselemiz bu değil ki. Ben öyle görüyorum. Hı hı. Hani ben Esad yıkılsın e, tutkusunu, ısrarını, inadını anlamıyorum. Yani yıkılırsa iyi olur da. Şimdi öncelikli mesele eğer IŞİD'se IŞİD için bir güvenlikli bölgenin ihtiyacı olduğunu veya e, uçuşlara korumalı bir bölgenin ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Onlar yani amaç Esat'ı yıkacaksın, insanları eğiteceksin daha iyi savaşmak için. İcab eder Sense, sen de savaşa gireceksin. Evet. Yani şöyle bir bölgede sadece gelen e, göçmenleri biz şey yapmak istiyoruz, tutmak, yurdun içine sokmamak istiyoruz. Sadece bu gerekçeyle bir Bölge düşünülüyorsa o başka ama e, Esad'a karşı bir savaşın tohumlarını bu bölgede atalım, insanları da eğitelim, öğretelim e, ve üstelik de uçuşa e, kapalı bir bölge haline getirelim. Hı hı. İşte Esat e, uçak atarsa uçaklarını düşürelim. Ne yapalım? Topyekün Esad'ı devirmek için ve mı başlayacağız filan? Yani bunları ben doğru bulmuyorum. Türkiye için riskli buluyorum ama dediğim gibi. Maalesef bu riski alabilecek bir hükümet de var iş başında. Ne görüyorsunuz kısa vadede peki? Yani bunun sonu bir kere Orta Doğu'da olan hiçbir şey kısa vadede çözümlenmiyor ama biz de artık bulaşmış durumdayız. Sonu nasıl görünüyor? Kısa vadede mi görünüyor ve sonucu harita değişikliğine kadar gidecek tabii, bir noktada tabii. mı görünüyor? Bence yüzde yüz harita değişikliğine gidebilir. Gidecektir. Hı. Zaten parçalanıyor. Irak parçalanıyor. Suriye parçalanıyor. Ee, biz ümid edelim Türkiye bütünlüğünü evet, muhafaza tabii. etsin. Hani başka ülkelerin iç, iç yüzüne içine pek fazla artık burnumuzu sokmayalım. Yani Türkiye de çok artık kolay etkilenebilecek bir konuma geldi. Evet. Güçlü bir konumda değil Türkiye. Batı ile birlikte hareket ederek kendi birliğimizi bütünlüğümüzü korumamız ve bu çözüm sürecine devam etmemiz lazım. Çözüm sürecine devam edebilmemiz için de kimlerle bu müzakereyi yürütüyorsak onların duyarlılıklarına da özen göstermeliyiz diye düşünüyorum. Fakat Demişsiniz ki özür dilerim yazınızda hı hı. Ee, Ali Babacan'ın orta vadeli programı açıklarken sık sık siyasi istikrar vurgusu yaptığını söyleyip Siyasi istikrar sadece parlamentoda belirli bir çoğunluğa sahip olmak değildir. Değil. Rin, altını evet. çizmişsiniz siz Şu an bu pozisyondayız aslında anlaşılan odur ki. Bunu Tabii. algılamak durumunda olduğumuz bir pozisyondayız Tabii. herhalde değil Şimdi mi? Neden değildir? Şimdi Türkiye'de bu kadar kutuplaşma varken, e, bu kadar birbirine karşı bir nefret söylemi varken... Evet. Ve bu nefret söylemini de mesela iktidar beslerken, bu çok enteresan bir hadise. Bir aktrol e, ekibi kurdu. 14 evet. bin kişi mi 16 bin kişi mi parayla besliyor. Sürekli insanlara küfrettiriyor. Yani böyle bir ortamda e, barış, uzlaşma e, ve istikrar gelir mi? Artı Türkiye'de bir yolsuzluk var. Çok ciddi bir yolsuzluk çetesi var evet. maalesef iktidarda iktidarın gücünü kullanarak bunun üstüne örtmeye çalışıyor. Bugün çıkmış e, Başbakan Davutoğlu hayal dünyasında, Alice harikalar dünyasında yaşıyor olacak ki e, yargıda atılan adımları, yargı bağımsızlığına verdiği ehemmiyeti anlatıyor. Şimdi HSYK'da... Ya, e, e şimdi HSYK seçimleri geliyor. Siz e, parti olarak e, yargıda birlik platformunu desteklediniz. 5 tane kendi adayınız var. Sorgularız Siz... dediler eğer sonuç istediğimiz gibi yani çıkmazsa mesela sonuçta. bir de seçim istediğim gibi çıkmazsa sorgularım diyorsun. Kendi elemanlarını koyuyorsun. Sana biat etmeyeni de paralelci diye yaftalıyorsun. Evet. E işte e şeye de çıktı Avrupa e, Birliği'nin e, ilerleme raporunda da. Evet. E, özellikle yargı bağımsızlığı ...yolsuzlukların şeffaf bir biçimde soruşturulmadığı meselesi evet, de... Füle üzerine konuştu bile, bir açıklama evet. bile yaptı. Açıkça bile. herkes görüyor. Burada çünkü mantıklı... ...yani şimdi e, batı dünyasında yaşayan hiçbir insan... ...biyat kültürüyle yetişmemişse... Hı hı. ...yani Türkiye'de de yaşayan insanlar... ...burada açık bir yolsuzluk olduğunu... ...bu açık yolsuzluğun üzeri örtülmek için... Polislerin görevden alındığını, yargı mensuplarının dağıtıldığını ve yargının ele geçirmek istendiğini farkına varır. Bakın şimdi bu e, sulh hukuk hakimlikleri kurdular. Bu sulh hukuk hakimlikleri aynı zamanda biliyorsunuz yazılara da sansür şöyle getirebiliyor. Benim de iki yazım böyle. Mesela müracaat ediyorsunuz. Hı hı. O tip kanalıyla e, erişim engellenmesi koyuyor e, bugünün internet sitesinde. Şimdi biz... Şunu diyoruz aman tip kendi başına karar vermesin. Neticede hakim kararı. Ama senin hakim kararı dediğinde sulh hakimlikleri var. O öyle o bir sulh... şey ki zaten itirazı da oraya yapıyorsun. Tabii öyle sulh hakimliklerine itiraz. Yani teksip de ondan sonra bu zaten şekilde. Zaten bu kararı verene itiraz da buluyorsunuz. Ama bakın yani. teksibin de ötesinde tekrar ediyorum. internet sitesinden benim yazımı çıkarttırıyor. Başkalarının da sadece benim tabii, değil. Tabii. Şimdi o yazıyı ya mesela tekzip bile vermemiş bir başkası. Bu yazımı çıkarttırıyor. Ne o? E zaten aleni hale gelmiş. Senin yolsuzluk Yasin Elkadı ile işbirlikçisin. E, Rıza Zarrafla işbirliği yapmışsınız. Bunları internet sitesinde yayınlanınca yani zaten herkesin malumu olan bilgiler buralarda yayınlandı diye. ...karar aldırıyorsunuz suç ceza hakimi, Kendileri yeni kurmuş bu hakimlikleri. Bakın Tabii. burada çok önemli bir mesele var. Anayasa Mahkemesi övgü aldı biliyorsunuz. Ee, Anayasa Mahkemesi... ...Avrupa Birliği ilerleme Raporu'nda... ...övgü aldı ve... E, ...ona da düşen şimdi bir görev var. Çok önemli bir görev. Suç ceza hakimlikleriyle ilgili de... ...CHP'nin müracaatı var. Şimdi orada Bakalım bir iptal edilecek. kararı... ...önemlidir. Önemli bir adım olacaktır. Çünkü etkin itiraz hakkını elinizden kaldırıyor. Sulh ceza hakimi bir karar veriyor. Siz öbür ikinci sulh ceza hakimine gidiyorsunuz. O, evet. Bu itiraz hakkınızı elinden kaldırdı. Sonra atamaları da çok antidemokratik bir şekilde oldu. Evet. Hepsini iptal etti. Kendi istediklerini HSYK'ya atattı. Basın özgürlüğüne ilişkin de Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz çok ciddi evet, tabii, yani. uyarıları var ki Türkiye'de de zaten tabii. ortada olan bir durum var. Sizin başınıza gelen de onun tabii, ayrı tabii. bir, sizin ve diğer yazarların değil. başına gelen evet, de onun çok. ayrı bir versiyonu evet, zaten. Tabii tabii. Maalesef kimse yazmasın, kimse duymasın. Ee, bana işte Rockefeller gibi gazeteler, Rockefeller'e bir özel basım gazeteler çıkıyor, dünyayı pes bembe gösteren. Ee, bu benim gazetelerim var Havuz medyası dediğimiz Her şey iyiye gidiyor En güzel durumda olan Türkiye Onları okuyorlar kendilerini avutuyorlar Hiçbir şeyin farkında değiller Bakalım Allah e, encamımızı hayır eylesin Gerçekten öyle son bir cümle alalım Neye dikkat edelim biz bu arada peki ee, Hani bu kadar şey oluyor Yani şiddetten kaçınmamız Heh. lazım Burada e, Selahattin Demirtaş da çağrıda bulundu e, dedi ki yani bu vurdu kurdu vesaire bu şekilde provokasyonlara gelmeyelim Tabii Atatürk geldi. Öcalan'dan sağduyu geliyorum. çağrısı geldi. Evet Öcalan'dan geldi. Bakın Öcalan'dan geliyor da bizimkilerden gelmiyor. Bizimkiler anarşinin beli bükülecek işte terörün e, bilmem ne nesi ihtiyaç varsa bütün bunlarla mücadele edilecek. Halbuki demesi lazım ki tekrar ediyorum. Yani hükümeti de biraz daha uzlaşmacı olmaya davet ediyorum. Anlıyoruz sizin teessürünüzü, sizin duygularınızı. Kardeşlerimiz orada büyük bir tehlikeye maruz. Elbette Türkiye üzerine düşeni yapacak. Onun böyle demesi lazım. Diğer o e, halkın, Demokrasi Partisi'nin çağırdığı, e, eyleme çağırdı ve protesto hakkını kullanan gençler, dikkat etsinler e, eylemlerine. Yani bu vurdu kırdı, ne kadar öfke olursa olsun, öfkelerini kontrol etsinler çünkü öfkeyle kalkan zararlı oturur bunu unutmayalım. Bu hükümetin zaten genel tavrı bu tip protesto gösterilerine karşı hani biraz daha sert gezi de en son hani büyük tabii, olay tabii. olarak baktığımızda e, bu herhalde bu şekilde istikrarlı bir durumda gidiyor. Gezi gibi olmayacak çünkü bu olmaz gezi gibi gezi de e, çok daha farklı ailelerin tabii. çocukları vardı onlar e, çok başka bir durum ama bu hani başka bir şey sert yani bu eğer verme PKK Kayla da ilişkili kesimler var ise evet. e, o, onlar yani şiddet daha büyük şiddeti doğurur. Onları o kadar kolay alt edemezsiniz ve maalesef hani dağda değil artık şimdi şehre iniyor bu mücadele. Evet. Şehre evet. inerse Herkese çok mağdur eder. Sanki eden. biraz da Oslo'dan sızan belgeleri hatırlarsınız. O, onların içinde de bazı şeyler yazıyordu gibi. Hatırlıyorsunuz. Bu o, işte e... zaten onun içine gitmeye gerek yok. Bu serildan mı? Bu savaşan güçleri var zaten. Hı hı. Yani daha ziyade şimdi hani bu sınır baskınları falan yapmak yerine bu şekildeki demokratik haklar kullanılarak protesto, yaygın protesto eylemleri tabii e, polis buna karşı gelecek. Orada e, bir takım insanlar e, maalesef hayatını kaybedecek. Bunun evet. üzerine yeni protestolar, şimdi tabi cenazeler tabii, kaldı. Tabii. Onların hepsini bekliyoruz. O bir yani Hizbullah mi? denilen taraftan da var. Bu şekilde. Mutlaka. Yani Daha önce de biliyorsunuz yani Kürtler bunu Hizbul Kontra olarak kabul ediyor ve devletin oluşturduğu PKK'ya karşı oluşturduğu Güneydoğu'da bir güç olarak kabul ediyor. Ben bunun ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmiyorum ama gücün karşısına bir başka gücü çıkararak meseleyi halledemezsiniz. Sorunu derinleştirirsiniz, şiddeti yaygınlaştırırsınız. Teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için.